Meme kanserinde tedavide tek bir doğru yoktur. Hastadan hastaya, tümörden tümöre göre değişen bir tedavi şekilleri vardır. Bir ekiple karar verilmelidir. Bu ekipte radyasyon onkoloğu, tıbbi onkoloğu, genel cerrahi uzmanı, radyoloji, nükleer tıp uzmanları gibi uzmanlar bulunmalıdır. Ve hastayı her yönüyle tartışarak karar verilmelidir. Tedavide dikkat edilmesi gereken, göz önünde bulundurması gereken kriterler vardır. Hastaya ait kriterler, hastanın yaşı, menopoz durumu, doğum durumu, gen taşıyıp taşımaması, ek hastalıkları ve en önemlisi hastanın isteği önemlidir. Tümöre ait faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Tümörün agresiflik derecesi, kitlenin büyüğü, metastaz olup olmaması gibi kriterler göz önünde bulundurarak birkaç tedavi bir arada ya da ardı ardına uygulanabilir. Meme kanserinde tedavi, cerrahi tedavi artık günümüzde memenin tamamının alınması çoğunlukla gerekmiyor. Yalnızca tümörlü kısım, memenin bir kısmı alınma ameliyatı yapılıyor. Bu hastanın özelliğine, tümörün özelliğine, yaşına ve hastanın isteği doğrultusunda yapılmalıdır. Koltuk altı lenf bezleri durumu, sentinel lenf bezi biyopsisi dediğimiz yöntemle sıçrayıp sıçramadığı kontrol edilip koltuk altındaki lenf bezleri de aynı seansta temizlenir ya da bırakılabilir. Ayrıca kemoterapi ameliyattan sonra 4-8 seans gibi değişik aralıklarla hastanın yaşına, tümörün özelliğine göre seçilerek yapılmalıdır. Hormona terapi dediğimiz önemli bir tedavi yöntemi vardır. Yine hastanın menopoz durumuna, yaşına, tümörün özelliğine göre ilaç seçilir. 5 yıl kadar sürer. Işın tedavisi de ameliyattan sonra duruma göre yapılabilir.